Oh, aman Allah'ım, bu ne? Sen biraz geline haksızlık etmiyor musun ya? Sen bir gelini gör de öyle konuşalım. Tam bir fıstık oldu. O kadar güzel oldu ki. Benim bu gece senden başkasını gözüm görmeyecek ki. Ya üf, tamam Faruk. Allah Allah. Tamam ben gideyim haber vereyim de fotoğraf için havayı kaçırmasınlar. Osman aşağıda değil mi? Nasıl sen görmedin mi Osman'ı? Nasıl sen ne değil mi Osman? Aa, biz bir saat oldu Osman'dan ayrılalı. Böyle çok içimiz kıyıldı, yolda bir yerde durduk yemek yedik. Ben de niye beni kimse merak edip evden aramıyor diyor. Osman nerede? Aa, ne yaptınız? Osman nerede? Ne bileyim nerede? Ya dur öyle şeyler düşünme. Ne bileyim şimdi? Geliyordur şimdi de. Hali nasıldı siz beraberken? Normaldi ya değil mi? İyiydi yani. Osman mı? Yok hayır, Murat arıyor ya. Sınavlardan gelemedi şimdi, kamerayla bağlanacağım diye. Sen onu oyalı da ben bir bakayım bu kapının araç dolu. Belki ondan girememiştir. Tamam haber ver. Efendim Murat. Ya sınavlarına satarsın abi, sonra böyle zırt pırt ararsın değil mi? Hani erkeklerin sesi var, görüntüsü yok. En önemli erkek zaten gelmedi. Şekerim, timingi yetiştiremeyeceğiz yani, çok sarktık. Doğru dedin de geliyor. Başka arabayla gelmiş Osman. Osman. Ama esas damadın gelmesi lazımdı. Tamam, siz haklısınız. Ben arayayım. Siz Burcu'nun yanında kalın da kimse onu oyalamadan geri geleyim şimdi. Arıyorum hatta. Abi arabası da yolda falan yok ya. Osman mı kayıp? Ya yok da öyle bir şey yok, kayıp falan yok. Ay ne oluyor? Ha? Kim kayıp gene? Ay bir günümüzü vukuatsız geçsin ama ne olur ya. Ya yok öyle bir şey yok. Allah Allah, alevlendirmeyin, ortalığı yok bir şey. Niye açmıyor telefonunu? Ya hayatım ne bileyim niye açmıyor? Trafik falan vardır, bir şey vardır. Abi ya bunun rengi de biraz sıktı. Kaçmış olmasın. Niye atık? Hiç öyle işte biraz böyle takıldık falan. Galiba Fikret biraz gözünü korkuttu. Evliyeksen mi gözünü korkuttu Fikret? Hı? Yok canım, olurmuş işte böyle biraz şakalaştık falan. Şey ya, erkek geyiği babında öyle oldu. Bravo. Yani gerçekten bravo. Bravo Faruk. Ne alakası var oğlum? Ne diyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Ne yapayım ben, bir şey yapayım mı? Evine gidip bakayım mı acaba? Annemi şimdi kıllandırmayalım annemi. Tamam. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Tamam sakin ol. Ben kapıdayım. Bekliyorum. Ya
Ya gülüm, kravat benim neyime? Bunu takmasak olmaz mı ya? Olmaz, çok yakıştı. Olmaz yavrum, takacaksın o yulları. Bak biz de takıyoruz. Gördün mü, Osman da taktı. Hadi geçmiş olsun. Yalnız şaka baka, Asma hakikaten son barını da kaybetti yani. Hadi hayırlı olmasın. Osman yok ortada. Ne? Nasıl yok? Yok işte. Bayağı. Ne zaman geçmiyor ki şu an? O yüzden sanki çok zaman geçmiş gibi, aslında değil. Osman nerede? Biri geliyor, biri gidiyor. Ne oluyor? Ya millet gelmeye başladı. Yok mu hala bir? Ne oluyor? Haber mi geldi? Aa, herkes biliyor. Bir ben mi bilmiyorum? Ne oluyor? Osman telefonu açmıyor anne. Aa. O mu düştü kaldı bir yerde bu sefer de? Ay gerçekten kızacağım artık. Kalpten bir yerde ben bayılacağım. Anne tamam. Biz Akif'in söylediklerini kayda almadık ama... acaba sizin yaptığınız şakalardan Osman etkilenmiş olabilir mi Fikret? Ya ne alakası var İpek Allah aşkına? Yok öyle bir şey. Ne oluyor? Ne şakası? Ne o ya? Güya sen onu korkutmuşsun tamam mı? O yüzden kaçmış falan. Hayır canım, saçmalayın. O ne, kendi aramızda şakalaştık şey değil yani. Yok canım İpek, sen de yani Osman kaçar mı? Kaçmaz, kaçmaz. Mecdi'yi arayalım, ne yapalım şimdi? Yok yok anne, bence biz biraz daha sabredelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Dışarı çıkıp insanları oyalayalım. Biraz zaman kazanırız hiç olmazsa, hadi. Canım, hazırlatırım. Damat bu. Damat, çelenk değil. Nasıl saklayalım? Yukarıda Burcu'da, Siren Hanım'da damat nerede deyip duruyor. Ya tamam, bence doğru olan bu. Biz yavaştan çıkalım hadi. Zaten bizim olaysız organizasyonumuz olur mu? Hani özellikle mi yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Vallahi, vallahi aklımı oyalayacağım artık. Allah'ım sen aklımı kayet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Nefes al. Sakin ol. Tamam, sakin. Nefes al. Biraz daha iç. Biraz daha, ne olur biraz daha iç. Sakin ol. Bana bak. Nefes al. Nefes al. Herkesi meraklandırdın değil mi?
nasıl buldun beni? E sen söyledin ya sırrımızı. Ne düşünüyorsun Osman? Bilmiyorum. Hatta sorun şu, hiçbir şey düşünemiyorum. Sana bir itirafta bulunayım mı? Ben de imzayı atmadan birkaç dakika önce böyle olmuştum senin gibi. Bir anda fark ediyorsun değil mi hayatın ne kadar değişeceğini? Başka birine anne diyorsun. Bir anda sorumlulukların büyüyor. Önceliklerin değişiyor. Çok korkutucu değil mi? Sen nasıl cesaret ettin? Yani hiç tanımadığın birine bir ömür boyu söz verebilmeyi sen nasıl göze aldın? Bilmem. Adı üstünde aslında. Can yoldaşlığı, hayat arkadaşlığı. Yolda öğreniyorsun. Ya beraber büyüyorsun ya da küçülüyorsun. Duyguların garantisi yok ki maalesef. Şöyle bir Farah'a baktım. Oturuyor yanımda yakışıklı yakışıklı. Sonra gözlerimi kapattım. Ve onsuz bir hayat düşündüm. Nefes alamadım biliyor musun Osman? Nefes alamadım. Tabii öyle olunca attım hemen imzayı. Yani. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Ya kapat. Tamam. Osman, bu sorunun cevabı sadece senin içinde. Senden başka hiç kimse yardım edemez sana Osman. Şimdi yarın sabah uyandığında Burcu'nun hayatında olmadığını düşün. Eğer bu seni rahatlatıyorsa doğru yerdesin. Ama rahatlatmıyorsa onu ilk gördüğün anı düşün. İlk elini tuttuğun anı, sana sabah uyandığında kahve getirmesini, senin ona kahvaltı hazırlamanı ya da susmayı. Osman, sadece onunla susabilmeyi düşün. Haklıymışsın. Ben kararımı vermişim çok. Ona söylemedin mi burada olduğunu? Asla. Ama altın ışık diye bir şey var. Galiba ona yetişmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Sen harika bir yengesin. Hiç söylemiş miydim daha önce?
Harika bir yengiz. Gerçekten. Tufkulu ayakkabı çok zor bir şey Osman. Hayır Süreyya oyalayın dedi de ben bizim ne diyeceğiz bu kıza? Ha ne diyeceğiz yani Osman kaçtı mı diyorsun sen? Kız o yapar mı böyle şey? Evet ama evlenmek de onun yapacağı bir şey değil. Demek herkes öyle düşünüyor ki sessiz sedasız bakıyorlar işte. Süreyya Hanım niye yok ortada? Demek ki var bir bildiği. Nereye bakacağını anladıysa onlar dert ortağı gibi sonuçta. Onu bıraktı biz Burcu'ya ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz ha? Osman kaçtı mı diyeceğiz? Sen kaybolduğunda ben böyle ağırdan aldım çünkü ağzımdan burnumdan getirdiler. Bir dur şimdi Akif hastane bir araştırıyor daha cevap gelmedi ama bir sakin olalım. Abi. Dur. Geldi nasıl uyarlayacağız insanları? Biz geldik. Osman. La kahretmesin neredesin ya? Bir şey yok ya trafikte kalmış çocuk. Oğlum telefonunu açsana. Allah Allah sessizde kalmış ya fark etmemiş. Git gelini al. Yok yok gitmesin dur. Ben gideyim. Siz fotoğrafçıyı çağırın. Gelin merdiven inerken görün. Daha güzel oluyor. Sürpriz bozulmasın. Ne sanıyorsun ya? Süreyya Hanım. Damat mı geldi? Geldi, geldi. Ah. Ben çağırmadım özellikle sürpriz bozulmasın diye. Ay hazır mısın? Hazırım. Tamam süper. Fotoğrafçı geldi mi? Anne bitir telefonu. Hadi gidiyoruz. Dur dur sen dur. Gel Siren Hanım. Sen dur burada tamam mı? Sürpriz olsun aşağıya. Çok güzel gözüküyorsun. Sağ ol. Hadi gel. Buyurun. Gece uzun. Nasıl olsa durup durup sarılacağız. Burada önce bir grup fotoğrafı alalım. Ondan sonra da güneşi kaçırmadan, bahçede kalabalıklaşmadan dışarıda fotoğraflarımıza devam edeceğiz. Buyurun gelin. Nereden buldun? Sır. Geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Aman efendim, hoş geldiniz. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. 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 Ya tatlım bir şey de ben olmadan çözüverin ya. Common sense, common sense. Bakması gereken tek kişi bana bakmıyor. Bir türlü olacak iş değil. Görüyor musun bak? Bizi birbirimize vermediler ama en nihayetinde yine biz karşılıyoruz konukları. Çoğunluk geldi gibi geçelim biz de ha?
Allah sağ olun. Üstaş gibi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Hoş geldin. Tamam, tabii. Biz geçelim o zaman. Osman kapıya kadar gelip davetiye bıraktı. Ben de kıramadım. Geldik, öyle yaptık. İyi yapmışsın. Çok mutlu oldum. Ben aslında sana teşekkür için gelecektim ama burada sıkı yönetimdeyim. Evden bırakmıyorlar. Teşekkür mü? Anlamadım. Niye? Beni bulmak için bayağı çaba harcamışsın. Ha yok canım, abartıyorlar. Ben işte elim kolum biraz uzun biliyorsun. Yani imkanları kullandım. Bir işe yarasın dedim. O yani insanlık görevi sonuçta. Peki. Yine de teşekkür ederim. Hoş geldin. Rica ederim. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ilk defa bir gelenek bozuldu diye hiç rahatsız olmuyorum. Ne demek bu? Biz ne zaman bir faaliyette durduk, bulursak ya bir kutlama yapsak mutlaka bir olay olur ama bize her Allah şükür. Tamam. Ay şükür. Başına seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Ben gidiyorum. Şu anlar gidiyorum ben. Kaçan kurtulur, bugün seversin, yarın unutur. Seveceğim, gezeceğim. Tamam, ben gidiyorum. Ölürsün sana neler edeceğim. Tamam. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim. Osman çok şanslı, kaybettin. Varmak çok eskidendi. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim.
Ya bence güzel söyledi. Güzel de sürpriz. Asma suratını. Yok annem şaşırtmıyor artık beni de. Anneni şaşırtacağı kesin. Yani bence annemin kalbi sandığımızdan daha sağlammış. Onu gördüm. Asmayacağım. Güzel görünüyorlar değil mi? Teşekkür ederim. Nikah şahitlerimiz lütfen. Kıymetli misafirlerimiz, bu harika geceye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Burcu Selim'e, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla, Sayın Osman Baran'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Biraz heyecanlandı. Burcu Hanım. Hayır. Kabul etmiyorum. Özür dilerim.
Sana sarayım ben. Tamam, dikkat. Misafirler uğurla. Anne, tamam. Dikkat sen, misafirler uğurla. Misafirler uğurla. Sevgili konuklar, dinler misiniz lütfen? Şu anda çok üzgünüz ve gerçekten şaşkınız. Sizlerden özür diliyoruz. Ama bizi mazur görmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hepinize geldiğiniz için. Lütfen. Kimlik para hiçbir şey yok ama sizinle düzenli çalışan bir firmam var. GBS Hukuk Bürosu. Müşteri kayıtlarınıza bakabilirsiniz. Tamam. Burcu Selim aradım. Tamam. Hemen bakıyorum. Hemen. Evet efendim. Şirket kaydınız var ama kimden onay almalıyım? Kimseden onay almayacaksın. Direkt şirkete fatura edeceksin. Müdürünüz Mehtap Hanım nerede? Ara çağır bir şey yap. Tamam sakin olun. Hemen. Tamam bir saniye. Hemen. Biraz içsen ne olur? Abicim hadi biraz gayret et. Ne olur? Ha? Abicim ne oldu? Bunlar tartıştı mı? Kavga mı ettiler? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bilmiyoruz abi. Bilmiyor. Konuşmuyoruz. Osman olmasın abi. Ne oldu? Ha? Anne sen niye indin? Ay, ya başımıza yıkılmış. Ben yukarıda yatacak mıyım? Gecenin ilk felaketi sirenden geldi derken şu başımıza gelene bak. Tamam. Neler oluyor burada? Biri bana hemen açıklasın neler olduğunu. Üstüne biz mi açıklama yapacağız ha? Tamam. Hesap mı soruyorsunuz bir de? Bir gelinin nikah masasından kimler kaçırdıysa ağlayarak onlara soracağım tabii. Kime soracağım Esma Hanım? Tamam, bir sakin olun. Siren Hanım, lütfen sakin olun. Benim kızım çocuklar gibi mutluydu ya hazırlanırken. Bir şey olmuş olması lazım. Ne yaptın kızıma sen bir şey ya? Siren Hanım, lütfen. Hop, bir dakika. Siren Hanım. Ne olmuşsunuz? Ne oluyor ya? Ne yapmış olabilir canım? Allah Allah. Masayı zorla mı oturttuk canım? Kızınız bizi yedi düvele rezil etti. Farkında mısınız siz bunun? Ne rezil olması ya? Benim çocuğum yok. Kim bilir ne yaptınız? Ona da o yüzden gitti. Bir dakika. Bir saniye. Hiçbir gerekçe kızınızın öyle çekip gitmesini haklı göstermez, tamam mı? Lütfen. Ya biliyor musunuz ki gerekçe ne? Benim kızım aklı başında bir kız. Durduk yerde sizi rezil etmek için mi yaptı böyle bir şeyi? Elbette bir şey oldu. Bu soruların cevabını almak için geldim ben buraya. Bir herkes kendi tarafından bakmaya bırakabilir mi? Acaba? Fikret, gel oğlum. Gel. Osman. Abicim hadi kalk. Gel. Gel abicim. Gel biz senin yatağına götürelim. Gel. Dayan bana. Hadi gözünü seveyim. Ay. Gel abicim. Yavaş. Görüyorsunuz değil mi oğlumun halini? Ha bir de oğlunuzu acıyacağım. Ya benim kızım yok. Nerede, ne halde bilmiyorum. Bir anne olarak yok çocuğum. Siz bunun farkında mı değilsiniz? Nesiniz ya? Bu hatası tamamen sizde. Sorumsuzluğu, düşüncesizce aklına eseni yapmayı kimden öğrendi acaba? Ha? Affedersin. Esma, Burcu benim yanımda büyüdü. Biliyorsun değil mi? Ya sen ne diyorsun ya? Yani benim yanımda büyümüş olsa haklı mı olacak yani? Sirenciğim biz neyi tartışıyoruz ha? Neyi tartışıyoruz? Neyin kavgası bu Allah aşkına ya? Ne yapıyoruz biz burada? Neyi tartışacağız? Kızımı bulmaya çalışıyorum. Saçma sapan bir şey yapıyoruz tabii ki. Ne yapıyorsak bu kadına sor. Bütün derdi itibar, adı, sanı. El alem ne dermiş? Yok ona buna rezil olmuşuz falan. Bu mu sorumluluk? Bu saatten sonra seninle sorumluluk manasını tartışacak değilim. Bana deliymişim gibi tepeden bakıyorsun ya. Benim kızıma bir şey olursa. Seni de yakarım. Bursa'yı da yakarım. Esma Hanım. Görürsün o zaman deli nasıl olunuyormuş. Yürü gidelim kızımızı bulalım. Bir saniye Siren, bile burada kalmak istemiyorum. Bir dakika istemem. Siren duralım. Bir bak bu konunun sonunu getirmemiz lazım. Sirencim bir dakika. Garip.
Misafirler falan değil benim umumda olan. Benim derdim o değil. Osman benim en kırılgan, en hassas, en naif oğlum. Yani bu yapılacak şey mi ona? Hı? Bu ne demek yani şimdi? Yani benim kızım bütün bu organizasyonu yaptı, sonra da çekip gitti, öyle mi? Nasıl yani? Benim oğlum müstahak mı buna? Ben öyle bir şey dedim mi? Ama sen bırakmıyorsun ki biz Osman'la konuşalım. Çocuk kendinde değil. Bu haldeyken ona hesap mı soracaksınız bile siz? Bari sen yapma garip. Ne yapayım yani? Ben de kızımı mı savunmayayım peki? Burada savunulacak bir şey yok. Onu gör diyorum sadece. Sen de benim kızımın ne halde olduğunu sor. Nedir bu ya? Her şeyin öznesi Boranlar mı olacak yani? Esma, benim kızım yok ortada. Tamam. Gel otur. Ay. 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 Aklım almıyor. Aklım almıyor ya. Kavga yok, gürültü yok, öyle esip gitmeler falan. Bu ne saçmalık Allah aşkına? Ya. Ben bugün düğüne geç kalmadım. Korktum. Kaçtım, anladı. Benim yüzümden gitti. Sen korkmadın, tamam mı? Sen kaçmadın. Sen panik yaptın. Eğer evlenecek kadar seni tanıyorduysa, kaçsaydın o masaya geri dönmeyeceğini de biliyor olması gerekiyordu. Ha diyelim ki anladı. Neden korktun diye de sana sorması gerekiyordu. Abi biraz gazı kessek mi? Ne gazı Allah aşkına ya? Ne gazı? Çocuk oyuncağı mı bu? Hiçbir şey söylemeden çekip gitmeler, açıklama yapmamalar, böyle üzgünüm. Bu ne? Hiçbir bahane bunu affettirmez. Ya tamam tamam da şimdi sen biraz kendi yaşadıklarından körüklemiyor musun bu durumu? Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım. Deme bir şey. Herkes bir şey diyor zaten. Yapabileceğim bir şey var mı senin için? Eve gitmek istiyorum ben. Yalnız kalmak istiyorum. Sen bizimkileri bunu açıklasaydın. Tabii ki, tabii ki. Osman. Habersiz bırakma bizi, olur mu? Bir ses var. Hiç kimse değil. Belki arkadaşlarının değil. Bu liste eksik olabilir mi? Nereye gider bu kız? Nereye gider? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Kaç senedir sen büyüttün işte. Burada babalık yaptın falan. Biliyor olman lazım nereye gideceğini. Babasısın ya. Prensesim. Prensesim. Neredesin? Allah'ım.
Efendim? Garip Bey, iyi akşamlar. Ru Otel'den arıyorum. Halkla İlişkiler Müdürü Mehtap Olmuş. Ben. Gelmiş mi? İyi akşamlar Mehtap Hanım. Burcu Hanım otelimizde. Pek iyi görünmüyormuş da efendim. Ben oda vermelerini onayladım ama endişelendim. Size belki haber vermem gerekebilir diye düşündüm. Bilmiyorum ne kadar doğru yaptım çok ama... Çok doğru yaptınız Mehtap Hanım. Çok doğru yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rahatlattınız bizi ya. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Konuşabiliyor muyuz? Hayır. Niye? Nerede otel? Ben gidiyorum. Ya bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir dursana ya. Bir dur. Belki kız kafasını dinlemek istiyor biraz. Canı çok isteseydi gelirdi eve. Allah Allah. Ya ben şu kızın esereklikliği sana çekmesin diye o kadar uğraştım ama gene sana çekti esereklikte. Yani kız bulundu, rahatladın. Şimdi bana mı yürüyorsun? Ya bütün derdimiz bu mu şimdi kızın kime benzediği falan? Ne yürümesi ya? Ne yürümesi ya? Esas sen kendine bak. Baştan beri kızın beynini yıkadın Osman hakkında. Verdin fıştığı, verdin fıştığı. Şurada çocuğun başına ne geldi diye biz dertlenirken senin aklın fikrin başka yerlerde, yok ona mı çekti, buna mı çekti, Osman'a ne yaptı falan. Bir kendine gelir misin lütfen? Kendini bir duyar mısın? O sorumluluk abidesi sevgilin. Git teselli et. Hadi bulduk kızı, rahatladın. Git Esma Hanım'ı teselli et. Yat kucağına. Ne oldu? Ona emanet ediyordum. Annesi olacaktı. Şurada başına ne gelmiştir diye aramadı bile. Bu kadar düşünüyor sizi o. Ben bile o kadına değer verdim. Kendi çocuğum için yaptığına bak. Sana bakayım.